Günaydın arkadaşlar. Bugün Salı, piyasanın ikinci günü. Merkez Bankası'ndan yeni kararlar var. Bir de benzine yine 2 lira zam geldi. 36 liraya çıktı benzinin litre fiyatı. Merkez Bankası ne gibi kararlar aldı ve bunların etkileri ne olabilir, ona bir bakalım. Alınan kararların tabii başlığı şu: seçici kredi ve miktarsal sıkılaşma. Buradaki hedeflenen şey piyasadaki fazla likiditeyi çekerek enflasyonla mücadele etmek. Özünde bu var. Fakat tabii Merkez Bankası enflasyonla mücadele edip fiyat istikrarını sağlamaya çalışırken her şeyin fiyatının arttığı bir süreci yaşıyoruz. Yani enflasyonu yaratan şey, aslına bakarsanız, Mehmet Şimşek geldiğinden beri uygulanan ama sadece onun sorumluluğu olarak tutulamayacağı, yani geçmiş 2 yılın ortaya koyduğu politikaların sonuçları, birikimli sonuçları bunlar. Ve en son süreçte biliyorsunuz hem MTV artışları, hem ÖTV düzenlemesi, hem KDV düzenlemeleri, bunların hepsi enflasyonist etkiyi artırıcı hususlar. Aynı zamanda mazota ve benzine kısa sürede gelen yüksek zamlar lojistik maliyetleri de arttırdığı için enflasyonist etki bundan sonra da devam edecek. Üstelik kur geçişkenliği ile ilgili enflasyonist yapı henüz daha tüm fiyatlara yansımadı. Bundan sonraki süreçte bunların da etkilerini görmeye devam edeceğiz. Ki kurun da 30 liraya doğru hareketini görmeye başladıkça bu etki maalesef daha da artacak. Peki bu kararların arasında neler var? Öncelikle şunu görüyoruz: yatırım ve ihracat kredileri teşvik edilmeye çalışılıyor. Burada anlamlı ve daha çok ekonomiye katkı sağlayıcı kredilerin tercih edileceği görülüyor. Taşıt kredilerindeki büyüme sınırı %3'ten 2'ye düşürüldü. Bu önemli, özellikle otomotiv sektörü için. Yani orada taşıt kredileri alarak araç alabilen insanların bu imkanında bir kısıtlamaya gidilmesi otomotiv firmaları açısından bir negatif etki yaratabilir. Bu da önemli bir başlık. Yine kredi kartı ve KMH'lara yönelik düzenleme var. Buradaki faiz %2,89'a çıktı. Biliyorsunuz 1,36'lardan başlayıp 1,96'ya çıkmıştı. Şimdi de 2,89 oldu oran. Ticari kredi aylık büyüme sınırı %3'ten 2,5'a düşürüldü. Burada tabii istisnalar var. İhracat, yatırım, tarım ve esnaf kredileri bundan hariç tutuldu. Bir de ihracatçı finansmana erişim konusunda bir adımlar silsilesi görüyoruz. Örneğin reskont kredisi kullanımlarında %30 getirip TL'ye dönme zorunluluğu ortadan kaldırıldı. Bu aslında ihracatçı firmalar için pozitif, onu ifade edebiliriz. Bir de menkul kıymet tesis zorunluluğu, yani faiz oranına göre, biliyorsunuz uygulanan kredi faiz oranlarına göre kademeli bir şekilde menkul kıymet oranları belirleniyordu. Burada sadeleştirmeye gidilerek faiz sınırı tek kademe olarak belirlenecek. Burada da yine ihracat ve yatırım hariç TL kredilerde bunlar kullanılacak. Bu taraf yine istisna tutulmuş. Fakat tabii bu kredilerde seçici olma ve miktarsal sıkılaşma kulağa hoş geliyor enflasyonla mücadele için, ama Türkiye'nin şu an içinde bulunduğu, herkesin maliyetlerinin arttığı bir süreçte ticari kredilerde böyle bir sınırlamaya gitmek zaten dönemeyen banka kredilerine muhtaç şirketleri bir sıkıntıya sokar. Bunun istihdam konusunda da sıkıntılar yaratabileceği bir süreç oluşabilir. Firmaların kendi içlerindeki ödemelerinde de problemler yaratabilir. Aynı zamanda bu firmaların birçoğunun bankalara karşı da yükümlülükleri var. Ki dün verileri takip etmişsinizdir. Özellikle Avrupa'dan ve Amerika'dan gelen PMI verilerine baktığımızda ekonomilerde sinyallerin çok iyi olmadığını ve resesyona doğru ilerleyen bir dünya ekonomisi olduğunu görüyoruz. Yani hem dünyanın küçüldüğü, hem Türkiye'de maliyetlerin arttığı bir ortamda firmaların bu tarz krediler bacağında baskı altına alınması da Türkiye'deki reel sektör için bir sıkıntı yaratacağı kesin. Yine kredi kartı ve KMH kullanımlarıyla alakalı yapılan düzenlemeler, bireylerin zaten dönemeyen, nakit problemi yaşayan, kira giderleri artan, işte ulaştırma giderleri artan, çarşı pazar giderleri artan bireylerin bu taraftaki bir sığınacak liman olarak gördükleri kredi kartları ve KMH'larla alakalı bu kısıtlayıcı önlemlerde ayrı bir problem yaratacaktır. Çünkü Türkiye'nin enflasyonu, evet, enflasyonist beklentilerle imkanı olan talebini öne çekiyor, kabul. Ama işte burada temel mesele enflasyon ve enflasyonu doğuran sebepler. Talep sonradan geliyor çünkü beklentiler bozuluyor. Beklentiler bozulduğu için o tarafa yöneliniyor. Bu talebe konu ürünlerin maliyet tarafındaki fiyatlarını artıran hususlar ne? Ama şunu çok net görüyoruz. Yani ben bunu daha önce de ifade ettim sizlere. Mehmet Şimşek'in ve Gaye Erkan'ın alanı sınırlı. Türkiye bir seçime gidiyor. Mehmet Şimşek yapısal reformlardan bahsediyor ama böyle bir adım atamayacak. Ve maalesef tek yapması gereken veya ona biçilen rol dışarıdan sıcak sermaye getirebilmesi.
ve bununla alakalı adımlar atabilmesi. Onun dışında Türkiye'deki şu anki gidişat sadece ve sadece gelirler politikasını düzenleyip vatandaşın üzerindeki vergi yükünü artıran ve her şeyin fiyatını yukarı çeken bir politika. Bunun da Türkiye'ye ne kısa vadede ne de orta vadede bir çözüm getireceğini düşünmüyorum. Türkiye'deki asıl problem şu an gördüğümüz ekonomik kriz değil. Ekonomik kriz bir sonuç. Türkiye'deki problem kurumlar arasındaki denetim mekanizmasının olmaması. Yani mevcut yönetildiğimiz sistemde herhangi bir denetim mekanizması olmaması ve kurumların kendi başına hareket edemiyor olması, bağımsızlıklarının olmaması ve bu da hiçbir şekilde güven oluşturmuyor. Ne iç piyasada ne de dış piyasada. Dolayısıyla kalıcı, Türkiye'yi rahatlatacak, enflasyona katkı sağlayacak uzun vadeli bir yatırım gelmez. Yani nasıl olur? İşte körfeze gidiliyor. Varlık satışından bahsediliyor. Maalesef varlıklarınız çok ucuz seviyelerden yabancıların eline geçebilir. Yani bu da nedir? Yine günü kurtarmaktır. Türkiye'ye, Türkiye'deki insanlara bir fayda sağlayacak bir durum değildir. Mehmet Şimşek'i vitrinde görüyoruz. Ama Mehmet Şimşek'e gelene kadar, bugüne kadar atılan yanlış adımlar bunun buraya gelmesine neden oldu. Asıl problem Naci Ağbal dönemindeki o kırılmaydı. Yani onun görevden alındığı andan itibaren tepe taklak aşağı giden bir ülke ekonomisi önümüzde duruyor. Orada o hamle yapılmasaydı bugün kur burada olmazdı, enflasyon burada olmazdı ve birkaç senedir Türkiye'den panik haline çıkan yabancı sermaye çıkmazdı. İlave zaten gelmeye başlamıştı o dönemlerde. Bunların da altını çizmek lazım. Piyasa bacağına bakacak olursak da yine bu kredilerdeki selektif yaklaşım ve miktarsal sıkılaşma adımları bu krediyle dönen likiditesini sağlayan firmalar açısından bir negatiflik yaratabileceği gibi ihracatçının destekleniyor olması, reskont kredilerinde yapılan düzenleme ihracatçı şirketlere pozitif yansıyabilir. Ama bununla birlikte otomotiv tarafında atılan bu kısıtlayıcı adımlarda yine otomotiv firmalar açısından negatif bir haber akışı olarak en azından kısa vadede şu anda değerlendirilebilir. Tabii piyasa tepkileri hemen olmayacaktır bunların. Bir de bunun yanında kredi kartı ve KMH'larla alakalı yapılan düzenlemelerde yine halkın talebini ve tüketimi düşüreceği için bu da doğal olarak firmaların üretimini ve satışlarını da orta vadede etkileyecek bir husus gibi görünüyor. Hepinize bol kazançlı, güzel günler diliyorum. Görüşmek üzere, sevgiler, saygılar.